ilk baştaki şey midir rahmetli? Namık abi. Namık abi. Ankara'nın namık. Evet. Geldim ve Bet Deresi'nde dolaşıyorum. Arı stüdyosunda İbo Şov çekeceğim. O yurt dışından geldim. Çünkü hem para şey çekeceğim İbo Şov'u hem de Gündüz Belediye'nin işi var, oraya çıkacağım. Nasıl edeceğiz? Mecburen arı stüdyosunu aldık. İstanbul'da çekmedik değil mi bu sene? Ankaralıları toplayayım dedim. Kimi toplayayım, kimi toplayayım? Gittim Bet Deresi'ne. Herkes dedi ki Ankara'nın namık. Ne bir çocuk var. Onu al. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Aynen. Evet. Evet. Gittim aradım buldum, onu çağırın dedim. İbrahim abi, Namık abinin de bir hatırasını hatırlıyorum rahmetlinin. Piyasaya çıktığında, daha İbo Şov'a çıkmadan önce bazı müzisyen kardeşler, çevresindekiler biraz hor görmüşler onu. O da en son şey demişti, bir gün ben size İbo Şov'dan el sallayacağım diye. Buradaki abi kardeşlerini bilirler. Rahmetli Namık abi. Evet, Namık abi. Benim de sevgili Namık'la, rahmetli Namık'la çok güzel televizyon programlarımız oldu. Partnerli çok güzel programlar sunduk. Program yaptınız. Program yaptık birlikte. O kadar mizahı yüksek. Lezzetli gevrek bir sesi vardı. Yani. Lezzetli gevrek bir sesi vardı. Evet, çok güzel bir sesti. Çok güzel bir yürekti. Allah rahmet eylesin. Ela kalsana bize. Eyvah, sıradaki şarkı.